Ne ifşa edeceğiz? Yine İngilizlerin içerisinde bir komple teorisi olarak anlatılan bir gizli mektup olayı. Bu anlamda bir mektubun olup olmadığını, bir mektup yoksa vardı diye anlatanın da kimler olduğunu şimdi burada ifşa ediyor olacağız. Üçüncü Dünya Savaşı kehanetini içerdiği iddia edilen bir mektup yazdığı iddiasını niye ortaya? Niye ortaya çıkan? İran rejimini değiştirecekler ve ileri de İranı NATO'ya alacaklar demiştik. Orada da biz diyoruz ki acaba İran'ı Türklere mi böldürecek? Burayı not edelim, Tabii. unutmayalım. Seneye dediğimiz 2025'te ülkemizi Papa'nın ziyaret etmesini bekliyoruz. Çünkü seneye ne var? Filistin devlet olarak kabul edildi. Bütün bunlarla alakalı bir durumu bu. İşte ortam neye hazırlanmış olur? Yeterli delil ve kaynak yoksa komplo teorilerine. En Geçmiş hmm. olduğumuz zamanlar içerisinde yine İngilizler devreye girerekten bir komple teorisini ortaya attılar. Ülkemizde bunun ekmeğini yiyen yaklaşık 20 yıldır süren bir arkadaş da oldu. Kim? Neyi ifşa edeceğiz? Yine İngilizlerin içerisinde olan bir komple teorisi olarak anlatılan bir gizli mektup olayı. Albert Pike'ın... Hmm, <laughs> tamam. Meşhur bizim Albert evet, Pike. Albert, evet, Pike. Al azır, e, <laughs> <Şimdi> Albert, <gülüyor> <gülüyor> Albert Pike. Ben anlıyordum kendisini. Şimdi yaklaşık 3 yıldır falan anlıyordum yani. Albert Pike'ın gerçek anlamda. Sen o Albert Pike'ın Türkiye tensilcisinden bahsediyorsun. Evet, evet, evet anladım, ondan evet. bahsediyoruz. O 20 yıldır bunun ekmeğini yedi yani. Biz de diyoruz ki artık yeter. Çünkü evet. anlattığının hiçbir doğruluğu yok. Neyi anlatmıştı o? Albert Pike, o da bir Mason üstadı. Hatta İskoç ritinin yazarı 33 seviyeyi yazdığı hı hı. için bir mason üstadı gitti. Başka bir İtalyan mason üstadı olan e, Giuseppe Mazzini'ye mektup yazdı dediler. Ve bu mektup içerisinde de ilk önce masonların hı hı. birinci Dünya Savaşı'nı çıkaracağı, sonra 2. Dünya Savaşı'nı çıkardıktan sonra savaş bitecek, arkasına İsrail Devleti'nin kurulacağını ve sonrasında da İkinci Dünya Savaşı'nı çıkartmamız gerekliliğini anlattı diye Mazinin bir mektup yazdı dediler. Bir alanı kehanet... ...bir de komutlar zinciri gibi bir evet. mektup. Evet. Bunun içerisinde de sanki... ...bu olay örgüsü akışkan bir şekilde... ...anlatılmış ve... ...kamusal anlamda da bunun... ...çok rahat bir şekilde bir müzede... ...sergilendiği anlatıldı. Biz de tamam dedik. Bu anlatım... ...birileri tarafından yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bu ne zamana kadar devam eder? Deşifresi veya sağlaması yapılana kadar... ...devam eder. Sonra? Biz şimdi... de sağlamasını yaptığımız zaman... Bu anlamda bir mektubun olup olmadığını, bir mektup yoksa vardı diye anlatanın da kimler olduğunu şimdi burada ifşa ediyor olacağız. Bu da Türk televizyon tarihçiliğine geçmiş olacak olan bir program olmuş oluyor. O yüzden izleyicilerimiz buraları dikkatli takip etsinler. Şimdi ilk önce... Bak televizyonla duyamazsınız bunu. O evet. yüzden... Bu hiçbir zaman Tam televizyonda şu anları olmadı. 8 evet. numarayı alırsak ilk önce Albert Pike'ı ve Giuseppe Mazzini'yi bir görüyor olalım. 8 numarada Albert Pike şimdi bize kendisini gösterecek. Zaten Albert Pike'ı tanıyordur izleyicilerimiz ama... Çok iyi tanıyorlar. Bir zamanda çok tanıttık. Geçmişte yaptığımız... Sekizde, evet bakın sağda Albert Pike, solda İtalyan Giuseppe Mazzini. Şimdi 9 numaraya da geçersek... Şimdi 9 numarada da evet ne diyoruz? Bakın gizli mektup sahte mi? Çünkü bunu anlattılar. Hı hı. Biz de dedik ki şimdi bu mektubun doğru olmadığını belgesiyle katlayacağız. Yani katacağız. böyle bir Albert Park böyle bir mektup yazmadı diyorsunuz. Yazmadı. Kim yazdı diye anlattı onu da şimdi zaten belgesiyle ortaya koyacağız diyoruz. İlk önce kim yazdı diye ortaya bir eser ortaya attı. 10 numarayı aldığımızda bakın yine İngiliz bir donanma subayı. Yani hı hı? istihbarat subaylığı da yapmış olan bir kişiden bahsediyoruz. Kim bu? William Guy Carr. Hı hı. İngiliz istihbaratçısı ve 1954 yılında yazmış olduğu kitabı görmekteyiz. Kitabın Onun adı ne? kapağı Evet. Da. Kitabın adı ne zaten? Oyunun Piyonları. Hı. Oyunun Piyonları diyoruz. O da Piyonları evet, görüyoruz. Evet. Piyonların üzerinde bayraklar var. İşte... Sovyetleri Yanıyor falan bu arada evet, evet. var. Bakın bir üçgen içinde piyonlar. Aa tapınak şövalyeleri şey daha. <laughs> bir üçgen içerisinde. Tamam. Şimdi bunları gördüğümüzde birinde en sağdakinde Sovyetlerin bayrağı diyebiliriz evet. sembol var. Ortada işte yine Nazilerle alakalı bağlantı ve solda da yine İngilizlerle alakalı. Şimdi hepsini piyon olarak tanımlamış yazar dediğim şimdi yazar diyelim yani kitabın adını da oyunun piyonları demiş demek ki bir ortada oyun var bu oyunda seçilmiş sahaya sürülmüş piyonlar. Ama şimdi niye bu adamı referans alıyoruz ki biz bunu kitabını dinlemezler evet, mi? istihbaratçı. İlk defa bu Albert Pike'ın mektubu var diye bilgi 1954 yılında bu kitapta geçiyor. Ondan öncesinde hiçbir yerde kayıt yok. Ve sonra anlatılana göre devam edersek 1977 yılına kadar hmm. sözde yazılan mektubun 3 sayfalık mektubun Kamusal anlamdaki ifşası British Museum'da sergilendi deniliyor. 1977'ye kadar. Hmm. Biz de ne yaptık? Bu mektup gerçek anlamda British Museum'da sahnelendi mi sahnelenmedi mi diye araştırmamızı yaptığımızda... ...elimize bir belge geçti. 11 numarayı alırsak... 11, Nerede yaptınız araştırmayı? O, bizzat British Library dediğimiz yani bugünkü ismiyle eski ismiyle British Museum... ...bugünkü hı hı. ismiyle British Library dediğimiz yapıya merkeze mail atılmış 2020 yılında. Mailde de aynen bu soru soruluyor. Albert Pike Mazzini'ye mektup yazdı mı? Yazdıysa 1977'ye kadar sizde sergilendi mi diye. E, kütüphane cevap veriyor sorulan soruya ve cevapta da aşağıda görmüş olduğumuz kırmızı kutucuğun içindeki metni gönderiyorlar. Onun da Türkçesini biz hemen ortada resmin altında yazıyoruz. Hiçbir şekilde bu anlamda bir mektup yazılmadığı gibi ne British Museum döneminde ne de British Library'de sergilenmemiştir diyor. Ama anlatım ne üzerineydi? 1977'ye kadar sergilendiği üzerineydi. Ama ne diyor ilgili merkez? Sergilenmedi diyor. Şimdi 2020 yılında yapılan bu soruya cevabı görüyoruz. Resmi belgesi, evet. antetli cevabı görüyoruz. Bir de biz de sorduk. Aynen şahsımız evet. olarak biz de sorduk bilicisi. kütüphaneye. Tabii tamam. biz de sorduk. Onu da görelim 12 evet. numarada. Bize daha yeni sorduk. Bakın üstteki kutucukta direkt kütüphanenin kendi cevap vermiş olduğu mail adını görüyoruz. Alttaki kutucukta bizim adımız var. soruyu biz sorduk diye. Tamam. Bize selam olarak ben başlıyor cümle. Sağ taraftaki yerde de tarihi yazıyor. Yani ee, bizi... yani küçük yazmışlar. Bir hakarettir biliyorsun. <laughs> evet. Bizi tarihi görüyoruz. ve En altta da sorumuzun cevabını veriyorlar bize. Orada ne diyor bize? Albert Pike'ın bu şekilde Mazini'ye yazmış olduğu yer 1871'de Mazini'ye yazdığı ifade hiçbir şekilde mektubu gerçeği yansıtmamaktadır diyor. Şimdi kütüphanenin bizzat kendisinden verilen cevapları görüyoruz. Biz de bunu anlatırken şunu da söylüyoruz izleyicilerimize. Diyoruz ki Bizim şu anda yansıtmış olduğumuz belgeleri kabul etmiyorlarsa hiç üşenmesinler. Oturdukları yerden, internet üzerinden hmm. British Library sitesine girsinler. Sitedeki o ilgili kontak kısmından sorularını sorsunlar. Ve ya aynı, aynı şeyi sorabilirsiniz. Aynı şeyi yersin. sorsunlar. Böyle bir mektubu Asbury Park yazdı mı, siz de bunu 1977'ye kadar sergilediniz mi diye sorsunlar. Gelen cevapları... İster kendi sosyal medyalarında servis ederek yansıtsınlar, paylaşsınlar, gerekirse bize ulaştırsınlar. Bana gelen cevap bu oldu diye. Biz de diyoruz ki bakın belgesiyle hiçbir şekilde Albert Pike'ın bu anlamda bir me mektup yazmadığını belgeleyebiliyoruz. Yazdı diyenler varsa, var zaten, yazdı diyen arkadaş da bize artık neyi göstermesi gerekiyor? Kardeşim bu 1977'ye kadar British Museum'da sergileniyordu. Bu da sergilendiği dönemdeki bir resmidir desin bize. Tamam peki niye böyle bir mektup olduğu iddiasında kehanet içeren 3. Evet. Dünya Savaşı kehanetini içerdiği iddia edilen bir mektup yazdığı iddiası niye ortaya attı? Niye ortaya çıkar? Program başında ne dedik? İngilizler Türkleri kullanır dedik. 3. Dünya Savaşı'nın çıkarılmasıyla alakalı hmm. başroldeki aktörler kimler? ilgili mektuba göre söylersek Türkler, bakın evet. orada Türkler yazıyor. Arap coğrafyasındaki Müslümanların İsrail'le savaşa girişeceğini yazıyor. Hmm. Şimdi Türklerin başlatacağı bir hamle ile Arap Müslümanlığı bir araya getirilecek İsrail'le savaştırılacak diyor. İkinci Dünya Savaşı bu şekilde çıkacak diyor. Şimdi burada İngiliz aklını görmüyor muyuz? Görüyor. Yine bir kehanet ve yine arkasında İngilizler. Attı. O yüzden de diyoruz ki yani biri ve ikiyi zaten olay olduktan sonra yazmışlar. Albert Pike yazdı Hı. diye mektubunda. Çünkü ikinin sonunda da neyi anlatıyor bize? İkinci Dünya Savaşı bitecek. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde İs İsrail devleti kurulacak diyor. Ve o dönemlerde normalde Albert Pike'ın yaşadığı dönemlerde siyonizm diye bir tanım yok ortada. Resmi anlamda kabul edilmiş. Dile yani... ...prosedüre girmiş... ...Siyonizm diye bir tanımlama yok. Komünizm diye bir tanımlama yok. Hı. Bunların hepsini mektupta görüyoruz çünkü biz. E nasıl göreceğiz? Komünizm daha yokken ortada... ...1870'li yıllarda... ...komünizm diye bir yazılmış mektuba... ...komünizm yazısı nasıl girecek? Giremez. O yüzden de... ...bunların olduğu mektubu görürsek demek ki... ...mektuba müdahale çok 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 sonraları yapılmış... Hı. ...sanki çok daha önce yazılmış gibi... ...anlatılmış. Bizim i̇şte... gaykar yani... Bunu hiçbir şekilde kitabında yer vermemiş mi yoksa verdi de kasıtlı olarak sadece mı? Sadece 1954'teki dünyadaki hiçbir kitapta yeri almıyorken sadece 1950'de, 50'li yıllarda diyor. Ki, el, tamam pardon. Tamam, 54'te evet. yayınlanıyor resmi hmm. anlamda. 54'teki kitabında sadece o yılda görüyoruz biz. Evet. Albert Pike böyle bir mektup yazdı diye. Öncesindeki hiçbir yazar da yok. Hiçbir şekilde herhangi bir müzede sergilenmiyor veya hiçbir mason zaten kabul etmez hani bizde vardı diye söylemez ama hani böyle bir işaret bile yok, ima bile yok, ipucu bile yok. Sadece bunu William Carr ortaya çıkarıyor. Kendi Yazdı tabıda. iddia edilen alıntı hatırlayın lütfen. İlluminati'nin amacına ulaşması için öncelikle bir dünya savaşı çıkarmalıyız. Bu sebeple Rusya'da Çar'ı yani Çarlığı Zayıflatıp ateizmi ve komünizmi hakim kılmalıyız. Şimdi komünizmi nasıl yazabilir? Evet, Sefer Hocam <laughs> az önce söylediği satırlar. Ajanlarımız vasıtasıyla Britanya İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu arasında gerginliği körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrası komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki tüm hükümetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim. Bakın nasıl yani gaza getirici, evet. gariyana getirici Cümle. bir cümleler e, öbeği gerçekten. Yani ne duymak istiyorsa insanlar o verilmiş. Ve sizin ya he, savaşı kehaneti. Yani buradaki temsilci neden evet. böyle bir şeyi savunuyor ve çünkü kendi yapmış olduğu bir video paylaşımında kendi soy ağacını Albert Pike'a bağladı. Ben o soydan geliyorum dedi. Nerede söyledi bunu? Kendi sosyal medyasında yayınlamış olduğu hmm. bir videoda ki insanlar eğer hemen hatırladılarsa veya yorumları yazsınlar. Espri yapmadı değil mi? Hayır, Espri hayır. de yapar çünkü o Gayet ciddi öyle. bir şekilde soy ağacını açıklıyor orada. İşte benden bir büyük olan babam şurada dedi. Onun babası şurası, dedem şöyleydi, böyleydi derken Albert Pike'a kendini akraba çıkarttı. Bize diyoruz ki eğer bu kadar sahipleniyorsa yani hala akrabasıyım günümüzdeki Çok temsilcisi Çok zekidir ama ben espri yapmıştım manevrası yapabilecek bir şeyle söylemiş yapmış olabilir o yayını. Jest memlekte öyle bir şey yok ama. Tamam ciddi o gülmeden espri yapar. Tamam bilemem orasını ama herhangi bir şekilde Çünkü videonun haber, sonunda. Çünkü Albert Park'a selam söylüyor meselesi bizim yani. yaptığımız yayınlarda hep vardı o tamam. espri seyircilerle aramızda. sorun değil ama videonun sonunda insan en azından şunu söyler veya daha sonraki bir programlarda söylerdim. Ya biz orada espri yapmıştık falan filan demesi gerekirken bu esnentiyi bile ciddi ciddi anlatıyor. Ciddi ciddi bunu anlatıyor ve kendince biraz sanki kanıtlar mahiyette sunum yapıyor orada. O bunun dedesiydi bu bunun çocuğuydu falan filan diye yani kendini oraya bağladı. Günümüzdeki temsilcisinin o olduğunu hmm. o yüzden de kendisine bu anlamda bir bakıma olsa farklı gözle bakılmasını istiyor. Yani biz bu konulardan anlarız. Biz bir şeyler anlatıyorsak bu iki gün sonra gerçekleşecek vesaire gibi hmm. Sahiplenin diyor benim anlattıklarımı. Biz de geçmişte onun çok yani pek çok konu hakkında paylaşımları olmuştu. Bu paylaşımları gerçekleşmeyince bunu paylaşmıştın olmadı, bunu paylaşmıştın olmadı. Ne olacak senin bu halin dediğimizde o paylaşımları sildiğini gördük. öyle mi? Tabii en meşhurunu söyleyelim mesela salgın dönemindeydi. Vatikan'ın o Aziz Petrus dediğimiz meydanında gelen e, cemaati diyelim karşılamak üzere araya, aralarına inmişti Papa Francis. Oradan bir tane kadın elini sıkmıştı. Evet. Kadın elini bırakmamıştı. Kadın elini bırakmayınca da şunu paylaşmıştı. Kadın acaba hangi tarikatın üyesi? papaya zehir mi verdi, virüs mü bulaştırdı? Bir hmm. aya kalmaz papa gidici demişti. Hı. Hmm. E papa hmm. hala Yüksek aramızda. Hmm. Papa hala aramızdaysa demek ki sen spekülatif açıklamalar yapan birisin. Ya tutarsa dikkat Ama hadi ekonomist kapak yorumu şeydi. Allah'tan Salgın korkarım için yani. evet yani Onu da kimden iyi bir bakıp olsa nasıl diyelim istihbaratını aldığını daha sonra konuşuruz istersen. İyi tamam konuşalım. <laughs> Ama yani <laughs> istihbarat sağlamdı o zaman. Tuttu. Ama, Ama niye bunu? Kim kullanacağını bilir istihbarat. Sen niye kullandırıyorsun kendini? Ya bu orijinal nüshası yok bu mektup? Yok. Var demeye devam ederse biz de diyoruz ki bize ilgili dönemlerle alakalı bir tane kanıt sunuyoruz. Bugüne kadar zaten sunmadı. Hep anlatımını yaptı çünkü bize diyoruz ki bak biz olmadığını ilgili merkezin vermiş olduğu beyanatla açıklıyoruz diyoruz bu bir kanıttır çünkü Hı. merkez diyor ki bizde böyle bir şey asla sergilenmedi diyor yoktu diyor şimdi sen var diyerek anlatmaya devam ediyorsan var olduğunu kanıtlar biraz belge bir şeyler ortaya koyman lazım diyoruz koyamadığı takdirde bu onun yıllardır konu hakkında yalan söylediğinin delili olmuş olacak sert oldu diyorsun. evet biz de diyoruz ki e ama yani yıllardır insanlık bu konuyla alakalı kandırılmaması gerekiyor. Evet. Biz her zaman için ne diyoruz? Bir konuda araştırma yapın, baş tacı olursunuz. Ama yapmayıp insanları kandırmaya yönelik bir açıklama ya bir paylaşım yapıyorsanız bunun da eleştirisi yapıldığında işte öyle gocunmayın diyoruz. Lucifer'in saf doktrininin ışığını insanlara vereceğiz. Bu doktrin sonunda tüm insanlık içinde genel dünya görüşü haline gelecek ve ona teslimiyet içinde olacaklar. Hristiyanlık ve ateizmin feshedilmesi ve aynı zamanda yok edilmesinden sonra insanlık evrensel dünya görüşünü kabul edince buna karşı bir takım muhafazakar hareketler ortaya çıkacaktır. Ya yani bir kehanetler zinciri. Ne diyoruz ona günümüzde? Şu an anlatılan tanımın Türkçesi günümüzde ne? Tek dünya devleti. Tamam işte evet onu anlatayım. Yani yine istihbarat güçlerini ya evet. dünyayı yöneten güçlerin, küresel evet. güçlerin, e, okültist tarikatların en başta söylediği tarikatlar gibi mesela bütün bunların planlı komplike bir oyunu bu. Ve buradaki söyleyen kişi de buna bilmiyor hizmet. olamaz bile bile ha. hizmet ediyor. Evet. Bizim kanaatimiz o. Çünkü bu yolu kendine bir bakıma da olsa şiar edinmiş. O yolda gitmeyi seçmiş. Artık ne için seçtiğini kendi değerlendirsin veya açıklarsa açıklasın. o bir şey diyemiyoruz tabii. Ama böyle bir şey var. Demek ki insanlar daha fazla kandırılmasın diyoruz bizde. 2025 enigmatik Çağın yeni bir başlangıcı ise artık daha fazla bu gibi kirli bilgilerin de Türkiye'de gezmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Neden? O yüzden, çünkü tehlikeli mi? E, tehlikeli yeni nesil geliyor. Yeni nesil bu kirli bilgilerle buluşmaması lazım. Daha ayağı yere basan bilgilerle yeni yeni insanlarımızın e, altyapı itibariyle gelişmesi lazım. Deminden Hı. beri onu anlatmaya çalışıyoruz. Eğitim sistemi vesaire. Bu gibi kişilerin anlatımlarının doğru olduğu kabul edilerekten yeni nesil bile nasıl bir ülke sahiplenmesinde bulunacak diyoruz vesaire gibi konular var karşımızda. Ve reisi konusuna geldiğimizde de tekrardan şunu söyleyebiliriz. Bizim daha önce de anlatmış olduğumuz olay vardı. İran rejimini değiştirecekler ve ileri de İran'ı NATO'ya alacaklar demişti. İran üzerinde birilerinin temel anlamdaki objesi ne? Yani kurmak istediği düzenle rejimi değiştirelim. Biraz layık düzen veya ise işte eski cumhuriyet dönemine dönelim. O döneme döndüğümüz zaman kimi yıkılışı demek olacak bu? Bir İran'ın dini rejimi yıkılırsa Evet şu ana kadar dini rejimi sırtını yaslayarak bölgede varlığını sürdüren kimdi İsrail. Bu da demek olacak ki İsrail devletinde yıkılışı olacak bu. Hmm. Şimdi i̇şte O yüzden de İsrail öyle çok sevinmesin diyoruz biz. Bugün o uçağın ya da helikopterin düşmesinden dolayı ortamın kendini lehineymiş gibi gözüküyor. Kendinin güçlü olduğunu göstermek için. Ama şimdi var. bu güç İsrail'i de maşı olarak kullandığı için İsrail evet. diyor ki şimdi bize ne verecekler? Ha, şimdi hani... o öyle değerlendiriyor. Evet. Biz de diyoruz ki İsrail de buna sevilmesin. Böyle bize ne atacaklar? Evet. İsrail de buna sevilmesin. Çünkü ana amaç ne diyoruz biz her zaman için? Bölgede eski kurulan düzenlerin yıkılması gerekiyor ki yeni hmm. düzen inşa edilemeyiz. Eski düzende kim vardı? İran'ı kurdular. Kime yaslanarak bölgede varlığını sürdürdü? İsrail. Şimdi bir de Avrupa'da aynı benzer bir ayak var. O da Vatikan. Bunların yıkılmaları gerekiyor. Bu yıkılmalar olduktan sonra yeni düzen inşa edilecek. Yeni düzen inşa edilirken ne demişlerdi sözde mektupta? Tek dünya devleti, tek dil, tek din. Evet. O zaman ne katoliklik, ne İslam şiilik vesairelik bunlar olmayacak ya da Yahudilik olmayacak. Bizim belirlediğimiz çorba bir din olacak. Biraz ondan, biraz bundan, biraz bundan. Hiçbirinin tadı olmayacak. Modern çağ inanışları Evet ama bir ki. tat varmış yani. gibi bir din ortaya koyulacak. O da bizim belirlediğimiz bir din olacak diyorlar. Onunla alakalı şu anda zeminler oluşturulmaya çalışılıyor. Bu zeminler oluşturulurken de yine söylediğimiz gibi yine Türkler kullanıl kullandırılmak isteniliyor. Orada da biz diyoruz ki acaba İran'ı Türklere mi böldürecekler? Çünkü bununla alakalı İran Meclisine karar çıkmıştı. Kararın belgesini koyuyoruz. Tamam. 20 numaraya alırsak. Şimdi Bu belgeler önemli. Çünkü bunlar resmi imzalı, ıslak imzalı belgeler. Bunları ne yazık ki Türkiye'de ana akım medyaların hiçbiri konuşmuyor. O kadar fazla evet İsrail nefreti anlatan programlar yapıyorlar ama bunu niye göstermiyorsunuz? Çünkü burada ne dedi İsrail meclisindeki milletvekili? Bu şimdiki e koalisyon hükümetinden bahsediyoruz. Yani öyle çok öncesindeki bir hükümet döneminden değil. Netanyahu ki. Milletvekillerinin 32'sinin imzasını görüyoruz burada. İmza ne için atıldı? Ne için? İran'ın bölünebilmesi için İran'ın içindeki Türkleri kullanacağızdı. İmza içindeki o yukarıdaki metinde aynen bu anlatılıyor. İran'ın içindeki Türkleri kullanacağız. Evet İran için Türkleri. İran içinde kaç milyon Türk var? 40 milyon Türk var. Yaklaşık 45-50 milyonda diğer diyebileceğimiz nüfus var. Yani İran nüfusu 90 milyon, hı hı. bunun neredeyse yarısı Türklerden oluşuyor. E burada en önemli kullanılacak olan argümandaki ırk kim? Türkler. Evet. O yüzden bunların çalışmalarını yapmışlar ve bir karikatür de ortaya koydular. 19 numarada onu da görebiliriz. Bakın, evet. Osmanlı'da birisi işte pala bıyık dediğimiz evet. olay, makas gibi makas, kullanmışlar. Evet. Molla'nın sakalını kesiyor. Evet. Bunlar önemli. Türklerin mi öldürülecek? Tabii. Şimdi bunları biz Hangi bilmezsek... Bu tarihi ne bu şeyin? Görselelim mi? Ee, Maşa Amini'den sonra oluyor. Hmm. 2023. Yeni. Yeni. Evet. Daha yeni. Şimdi zaten belge de o zamanlar çıkarılmıştı meclisten. Bu hükümet hala devam ettiği için herhangi bir sorun yok. Bunları işte bizler bilme Türkler bilmezse kimin bizim arkamızda olduğunu göremeyiz. Biz sanırız ki Aa bak Türkler her yerde büyüyoruz. Yumaya. nasıl bir plan ortaya konabilir Sefer Hocam? Türkler için mi? Yani evet oradaki Türkler nasıl kullanılabilir? Nasıl plan ortaya konulabilir? Ha, nasıl plan ortaya konulabilir? Nasıl kullanacaklarını yani söylüyoruz. Bu tabii kullanacaklarını içeren planı kastediyorum evet, zaten. Evet. Hani ne olur da ne olur? Türkleri kullanırlar? Şimdi Güney Azerbaycan diye tamam. tanımlanır. İran içerisindeki o kuzeyde yaralan alan evet. grup. Şimdi oldum olası o grup çeşitli dönemlerde kısa sesli de olsa yani küçük sesler evet. çıkarmak maksadıyla İran'dan bağımsızlıklarını istiyorlar hep. Şimdi İran'da doğal olarak yok öyle bir şey getiriyordu mevzuyu. Onları susturacak olan argümanları verince onlar da susuyordu, yatışıyordu. Şimdi bunu kaşıyacaklar. Hmm. Kendi bağımsız devletiniz olsun. Olsa hoş olmaz Bak, mı? burayı not edelim, Tabii. unutmayalım. Yani yıldızlayalım burayı ve dönüp dönüp yine izleyeceğimiz bir yine bölüm. Evet, şimdi bu zaten akış içerisinde devam ettiği için İran buradan sürekli hizaya getiriliyor. Eğer iç kargaşalıkla meşgul edilmek istemiyorsan dediklerimizi yap. Ne yapalım abi? Reisi öldürülecek. O yüzden içerideki istihbaratla anlaşıldığı için yani İran istihbaratla anlaşıldığı için bizler olayı bu şekilde anlattığımızda bize ne diyorlar şu an? Komple teorisi anlatıyoruz. Niye? Çünkü adamın içerisiyle anlaşıldı. Şimdi düşünün Amerika'da ikiz kuleler oldu. Evet. İkiz kuleler olayı bizatihi El-Kaide'nin kendi operasyonu muydu? Değildi. İçeride CIA, Hı. FBI bağlantısı olmasaydı bu operasyon olur muydu? Asla olmazdı. olmazdı. Olamazdı. Tabii ki olamazdı. O yüzden içerideki istihbaratla anlaşmadan bölgede diğer yapılacak olan her türlü müdahale suikast olarak tanımlanacaktı. İran'da bugün neyin üstünü örtmeye çalışıyor? Suikast değil. Hı. Bu bir kaza. Çünkü suikasttır derse yetkili siyasi otorite o zaman bir hedef belirlemesi lazım. Bu suikast ise kim yaptı? Birine yaptı demeleri lazım. O evet zaman ve onunla o... Gerekiyor. Gerek, hesaplaşması gerekiyor. lazım. Şimdi bu hesaplaşmaya giremeyeceğini bilen İran neyi diyor, neyi söylüyor? Bana verilen görevi yapacağım ben. Görev, i̇cabı ne istediniz benden? Reisi gitsin. Reisi bir bakıma niye defa alındı? E, nükleer füzelerle alakalı, nükleer başlıklarla alakalı, bombayla alakalı. ama Ciddi bir mesafenin alınmasını sağlamıştı. Bu mesafeden Biden hükümeti geri adım atmasını istiyor. E, o da atmamak üzerine birkaç demeci de vardı ...reisinin zamanında. Demek ki bazı konular buralardan da gelmiş. Reisinin kaleminin kırılmasıyla alakalı söz dinlemediğinden dolayı. Ama sadece kişinin yani eğer bir liderden e, bahsediliyorsa bir suikast söz konusuysa şahsın kendisine ceza kesmek değildir. Bu bir topluluğa dünyaya mesaj evet, vermesi lazım. zaten İran'a verildi mesaj. Ceza kesildi yani. Sadece İran'a da değildir de. E, tabii tabii yani temelde İran'a konuşuyoruz yani. şu an. Şimdi burada ne oldu? Merasimde de gördük değil mi? Askerlerin hı hı. düzensizliği, bir tane askerin üniformasının yırtık olması. Yani bunlar evet. tamamen aslında ülke disiplinden uzak olduğunu göstermesi anlamına gelir. Ha, özellikle öyle. Tabii yani Sorunlu. düşünebiliyor musunuz ki hı. merasimde yer alacak olan askerin, bizde de yani askerlik yapanlar çok iyi bilirler. Tabii. Kılık kıyafetinin en ince detayına kadar incelerler. Bir sorun var mı yok mu? Niye? Çünkü o senin devletini temsil edecek o an. Devletinin gücünü temsil edecek, disiplinini temsil edecek. Sen orada bir vereceğin kusur devletine mal olacak. Şimdi bunlar devlete mal oldu zaten. 15 saat kendi cumhurbaşkanı bulamamak ne demek? Bu devlete mal olur. İşte diğer anlatmış olduğumuz olaylar hep devlete mal olur. İstihbarat zafiyeti vesaire. Hmm. Şu an o var. Güçsüz gösterir, evet. Hamas İsrail'e ilk saldırısını yaptığında 7 Ekim'de herkes neyi konuştu, Mossad çöktü, istihbarat bitti demişlerdi. Şimdi aynısını İran istihbaratı için konuşturmuyorlar mı bize? Musat'la işbirliği iddiaları da oldu o zamanca. Evet. Sadece e, yani, yetersiz kaldı e, değil de. Tabii ki de değil. Tabii ki olmuş değil. Yani evet. Aynı işbirliği burada görsün diyoruz izleyicilerimiz. Hiçbir şekilde öyle standart normal bir kaza değil. Üç helikopterin biri düşüyor. Geri dönmesine bile izin verilmiyorsa. Soru işareti. Hava irtifarla alakalı almış olduğu bilgi merkezinde o günün tarihi kayıtları yoksa. Niye yok diye sormayalım mı? Nerenin merkezi bu? Colorado Üniversitesi. Niye kimse Colorado Üniversitesi soru sormuyor? Oling'e giren varsa yazsın kendi görüşünü lütfen. Şu ana kadar giren varsa. Ben arada deniyorum da olmadı. Türk, Türk şey siteler çıkıyor. <laughs> Bir türlü dönüp de evet. böyle yayından koptu tabii ki e, uğraşamıyorum ama sonrasında da neye bakacağız artık biraz önümüze tamam, bakalım ama İran'da şimdi nasıl bir değişikliğe gidilmek isteniyor İran o İslam devrimini yapan akılla bu akıl aynı akıl değil mi şimdi yok aynı akıl ama ne dedik dönemler o zaman akıl... ne İslam devrimi oldu da şimdi ne yapmaya evet. ne evrilmeye çalışıyor çünkü kehanetlere göre bölgede hakimiyeti İsrail'in sağlaması ve genişlemesi gerekiyordu genişliyor bir dönem geldiğinde de yıkılması gerekiyor dedik hmm. şimdi İsrail'i yıkılabilmesi için İsrail'in bölgede meşru varlığının gerekçesinin ortadan kaldırılması lazım. Sırtını dayayacağı o dayanak noktası olmazsa senin şişirdiğin devlet de ortada kalmaz. O yüzden İran yıkılırsa İsrail yıkılır. Temel sebep bu. O yüzden İran varsa İsrail var. İsrail varsa İran var. Şimdi İran'ı çekersem burada oyun dışında tutarsan bu yalpalar. Çime yaslanacağım da bahane üreteceğim de bölgede hmm. bana sataştın da ben meşhur müdafaya kalkışıyorum diyebilecek. Bunlar ortadan kalkmış olacak. Ana ölçekte biz ne diyoruz? Şiihlerin daraltılması. Evet. Şiihleri daraltıldıktan sonra ana karaya gelinecek sıra. Yavaş yavaş aşamalar bu şekilde gelir. Ondan sonra da ana kara sarsılarak ya bölündürülecek veya rejim değiştirilecek. Hmm. Ondan sonra da istedikleri tablo oluşmuş olacak. Nihai hedef de oraya doğru gitmek. Şimdi bunları, e, oradan. bunları konuştuktan sonra da o zaman karşımızda bizim ülkemizi ilgilendiren yakın gelecekte bir bağlantı yapmamız gereken bir an yaşanacak. O da seneye dediğimiz 2025'te ülkemizi Papa'nın ziyaret etmesini bekliyoruz. Zafer yolu kehaneti geliyor o zaman şimdi. <laughs> Çünkü seneye ne var? Hristiyan bütün tarihine baktığımız zaman, dini Hristiyan tarihine baktığımız zaman ilk ekümenik konsil diye kabul edilen konsilin 1700. seneye devresine gelmiş olacağız. Birinci İzni, yani İzni konsil bir konsil vardı. Birinci Ekümenik konsildir. Bu milattan sonra 325 yılında gerçekleşmiştir. Şimdi 2025'te 1700. yılı dolacak. Bunu onlar önemsiyor. Ben de onu diyecektim. Niye önemli olsun ki? Evet. 1700. 1700. Yıl boyunca Sayısal her değerler şey, önemli. Evet. Sayısal değerlerde toplamı kaç yapar? 8 yapar. 8 sayısı onların değerlendirmesine nereye oturur? Yeni bir başlangıç. 2025 bu yani anlamda yeni bir başlangıç. Yani hakikaten delirirsin. <laughs> söylüyorum bu o yüzden, kadar e, sembol düşkünü böyle bir yapı evet, hakikaten yazık. delirirsin yani. 13 numarayı alırsak biz bu uyarılarımızı ne zamandan itibaren yapmaya başlamıştık? 2019'daki paylaşımlarımızla beraber yapmaya başlamıştık. Aa Biz de yapmadık bununla ilgili. Evet yine bunu da yapmıştık. Yani burada bunu unutmasınlar diyoruz. Çünkü ne diyoruz biz hazır mıyız diyordu sorumuzu sormuştuk. bu hmm. Biz hazır mıyız derken birileri değil Türkiye hazır mı? Şimdi zaman geldi. Evet. 2025 yılında evet. hiçbir şey kalmadı. Evet. İznik Konsili'nin başlangıç ve bitiş tarihleri Mayıs ayında başlamıştı, Ağustos ayında bitmişti. Evet. Biz de diyoruz ki seneye Mayıs'tan Ağustos ayı içerisine kadar süreç içerisinde yani toplamda Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos dört aydan birinde de olsa Papa'nın Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Ve İznik'e gitmesini de bekliyoruz. Hı. Orada ilk yapılan konsilin bulunduğu coğrafyaya gidip kendilerince minnetlerini, şükranlarını sunacakları bir ritüel olacak mı, olmayacak mı? Olacak mı? Bizce yapılacak gibi duruyor şu anda. Ve buraya tek başına da gitmeyecek Papa. Muhtemelen Patriği de alır gider. Yani İstanbul'daki olsun, tabii, tabii İstanbul'daki Patriği de alır gider. O yüzden de hemen Patrick ve Papa'nın olduğu resmi de görebilmek için 14 numarayı da alabilirsek sorularımız orada sorulmuş. Orada birçok gizli örgütün yeni yüzyıla girişi diye yalnız Tabii. bir not düşmüşsünüz evet. hocam. Evet şimdi bakın burada sorularımız soru Papa Francis 2025'te Türkiye'ye gelecek mi? 1700. sene devresinde Türkiye'de Bina ritüel tersi, yapılır 325, mı? 1925, evet. evet yani bu bunu... ne zaman? 2019 tarihli mi bu? Bu değil, bu yeni. Bu yeni. Bunu yeni mi? biz de daha paylaşacağız. Kendi sosyal medyamızda paylaşacağız. Ama ilk size nasip oldu Aa, sana çok göstermek. Çok teşekkürler, sağ olun. İlk olayım. defa sizin yanınızda gösteriliyor. Hemen Papa ve arkasında evet. buradaki Patriği görmekteyiz. Bartolomeo'yu görüyoruz. Yani ikisinin burada işbirliğiyle organize edebileceği bir buluşma. Bulutma. Ve daha sonrasında... Şu sunma sunmayla alakalı rütiyelik ilgili coğrafya nakilleri. Hmm. Şimdi bu önemli. Buluşurlarsa sonrasında nasıl bir senaryo bekliyor dünyayı? Evet, sonrasında nasıl bir dünya senaryo bekliyor? Çünkü bu ikisinin buluşması neyin mesajı neyin olacak? Seçimin mesajı, evet. mesajı olacak. Evet. Protestanların mesajı olacak. Çünkü protestanlar şu anda dünyada olduğum olası Hristiyan dünyası içerisinde Katoliklerle Ortodoksları yok etmek istiyor. Hı. Çünkü protestan akıl İngilizlerin dinidir aynı zamanda protestanlık. Bu protestanlığın işte o tek din seviyesinde yönetici sınıfta olması isteniliyor. O zaman kimlerin yıkılması lazım? Katoliklerle Ortodoksların. Kimlerin de birleşmesi gerekiyor protestanlara karşı? Katoliklerle Ortodoksların. O yüzden burada tam anlamıyla savaş alanının nereye getirildiğini görmemiz lazım diyoruz. Dinler arasında yani bunlar mezhepler. Yani evet. Hristiyan dini içerisindeki üç me büyük mezhebin savaş alanı Türkçe toprakları olmuş oluyor. Ege'ye dikkat diyoruz. Yedi kiliseyle alakalı gelişmeler olabilir diyoruz. Bak gerçekten bu e, yedi kiliseler meselesi Şimdi onunla ilgili biz de neyse söylemeyeyim ama yani bir gezi planlıyoruz inşallah yakın zaman duyururum çünkü 7 kiliseler meselesi çok önemli evet. o daha önce de konuşmuştuk evet. Vahiy bölümüyle ilgili evet. baktığınız zaman e, oranın neden önemli olduğunu hatta Metaverse'de de ilk satılan yerlerin orası olduğunu evet. talep edilen yerin orası evet. olduğunu yes, evet hatırlatalım e, ve kaç yıldır konuştuğumuz konuya somut olarak yaklaşıyoruz gibi görünüyor evet çünkü süreç geldi takvim geldi. E Takvimi genelde bu bu tarz merkezler ıskalamıyor. Takip ettiği için de tutturuyor kendileri. E tutturunca da ne oluyor? Kendilerinden olmayanlar bölgelerde bir bakıma da olsa zarar görüyor. Bu <laughs> zarar görmeyle alakalı işte verilen görevler oluyor. Görevleri yaptılar veya yapmadılar şeklinde de bazen mükafat bazen de cezalandırma oluyor. Şimdi bize diyoruz ki 2025'e giden Türkiye'de neler kötü gidiyor bu kötü gidişin önlenebilmesi için bu gibi bir ritüele nasıl izin verilebilir? İzin verilirse demek ki bazı kötü gidişlerle alakalı bizlere onlardan minnet edilme gibi bir durum olacak. Hmm. Al diyecek sen bu kötü tarafını düzelt. Düzeltirsen evet. Ben, benim de gelmeme izin ver diyecekler. Sonuçta bunun devletin resmi onay olması lazım. Papa'nın evet. gelip izniye gitmesi falan vesaire. Bunlar izinlerinde verilebilmesi için elimizde aslında biraz koz var kontrol alınabilmesiyle alakalı dengenin sağlanabilmesiyle alakalı biz bu dengenin ipini tutar Hı. ve kontrol dışında taşmasını engellemezse engellersek o zaman bir bakıma iyi olur süreç ama bütün ipleri teslim edersek yeter ki benim mevcut kötü iyileşme olsun dersek bu da bizim zafiyetimiz olur çünkü kapıda bekleyen dinler arası diyalog oluşumu var İran'da operasyon olduğuna bakın burası çok dikkat Türkiye'de ilk defa anlatıyor şu anki bunu Reis helikopterine tüm dünya kilitlendiğinde evet. Patrikhane'yi ziyarete gelen kim olmuştu? Kim? Hümeyni'nin torunu Ali Hümeyni. Niye? Bunlar yani zamanlama satlandı. önemli miydi? Zamanlama önemli tabii. Orada operasyon yapılırken bu heyetin burada ne işi var? Ne işi var? Bunları sorgulayalım diye bizler anlatıyoruz şu anda. Yani bize göre pek mantıklı bir süreç değil çünkü. Yani niye o günü... Bir güne... şey varsa söyle yani bunun arkasında... bir şey var. Olmaz mı ya yani bir şey var. Ne zaman ve, anlatacaksınız? Ve Patrikliğin de resmi avukatı kim? Şu yayında bana soru sorma her şeyi unutuyorum diyorum. Yine ısrarla soruyorsun. <gülüyor> Patrikliğin <gülüyor> Ama zaten resmi... Zafir tekniği bu. Evet, gezilerinde evet. de bilirsiniz. Soru cevap. Soru cevap şeklinde gider. Ben de ki bana yayında sorma. Patrikhanenin resmi avukatları İranlılardır. Ne alaka değil mi? Yani öteki Şii Müslüman dünya burası Hristiyan Ortalık merkezin kalbi. Sen Müslüman e, avukatın, avukatın İran evet, avukatı niye tutarsın var? yanında? Avukat gerçekten şeytanın avukatı. Yani işte nasıl değerlendirilecekse durum öyle değerlendirilsin. Demek Hümeyre'nin o şey niye gitti oraya oğlu? Oğlu işte bir sözler verilir ve o sözlerle Türkiye içerisinde zemin hazırlanmasıyla ilgili sorun var. Şiilerin Türkiye içerisinde... ...2025'in sonuna kadar görebileceğimiz çıplakta... ...yani açıkta görebileceğimiz operasyonel faaliyetleri olacak. Yani olmasını istiyorlar diyelim. Hadi olacak demiyorum, de olmasını istiyorlar. İşte yetkililer dikkate almazsa... ...birileri kendince sahada hazırlığını yapıyor. Yani uyumayanlar var. Hmm. Bizde de birileri uyumasın diyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu kısmı işte Türkiye'de konuşulmayan bir kısımdır. Evet. Buna da anlatmış olalım diyoruz. Evet. Önceden hazırlamadık bu bölümü de o yüzden Zafer hocanın rengi attı. Şu anda kıpkırmızı bir yüzle anlatıyor. Sen mi espri olsun dediğin. E, çünkü planlamadık böyle bir şey. Ben sıkıştırdım şu anda şeyi. Eminim daha fazla bildiği var ama <gülüyor> daha <gülüyor> zorlamayalım. E, Filistin devlet olarak kabul edildi. Bütün bunlarla alakalı bir durumu bu. Evet, yani üç ülke: İrlanda, <laughs> Norveç, İspanya bir açıklama yaptılar, ortak açıklama yaptılar. Bu ortak açıklamaya göre de. Biz 28 Mayıs'ta evet. Filistin'i devlet olarak Tanım. tanıyacağız dediler. Hı hı. 21 numara görselde de onu görebiliriz. Şimdi niye bunu yaptılar? Bu tesadüf müydü veya Filistin'e gerçekten hak verdikleri için mi oluyor hı bu hı. açıklamalar? Veya Vicdan tıklamalar? mı devreye girdi? Bazı bizim yayın organlarımızın başkattığı gibi. Evet. E, aklın yolu bir ya da vicdanın yolu bir mi? Bu onun göstergesi mi? Soralım. Cevabımız da hayır. Niye kehanet merkezi devam ediyor bu süre? Çünkü kehanete göre... İsrail'in bölgede kendi varlığını tam anlamıyla kabul ettirebilmesi için ben mağduru tam olarak oynayıp 3. Dünya Savaşı'na çıkabilmesi için onlara göre bu 3. Dünya Savaşı Armageddon olacak çünkü. Hı. Ve Mesih'in gelişinin an meselesi olduğu işaretler verilmiş olacak. Bununla alakalı tüm dünyadaki ülkelerin kendisini düşman olarak belirlemesi lazım. E şimdi bu, bu belirleme ile alakalı Avrupa'daki ülkeler de ben Filistin tarafındayım diyorsa İsrail bölgesinde yalnızlaştırıldığı gibi Dünyadan da izole edilmeye doğru itilen bir süreci gösteriyorlar bize. Ama bunların hepsi kehanet merkezli. Bizim burada takip etmemiz gereken tutum kimin Hı. tutumu olacak? Çin'in. Kehanete göre Çin, İsrail'in yanında yer alması lazım. Şimdi eğer Çin'de bu konuyla alakalı nötr veya taraf olduğuyla alakalı İsrail'i korur mahiyette bir açıklamalar gelirse izleyeceğimiz hiç şaşırmasın derhal akıllara kehanet gelsin diyoruz ondan dolayı da bu Şimdi şu süreçte Çin'den bir açıklama, açıklama gelmesi lazım. Evet yani biz de İsrail'i kınıyoruz veya işte çok zulüm etti vesaire gibi açıklama gelecek mi gelmeyecek mi? Gelmezse nötr durduğunu bu anlamda nötr durmak İsrail'i destekledi anlamına gelecek. Veya açıktan destekle de bulunacak mı bulunmayacak mı? Bunları takip edelim diyoruz ki muhtemelen bir açıklama gelecek. Öyle veya böyle İsrail'i desteklemesi lazım. Çağatay'ın göre desteklemesi lazım. O yüzden de sürecin bu anlamlarda bakın nasıl dünyanın doğusuyla batısı farklı reaksiyonlar gösteriyor. <laughs> bu reaksiyonlar neye uygun gidiyor? Hep kehanet uygun gidiyor. Biz de hep elimizden geldiği kadarıyla dünyada ne oluyorsa her zaman için arkasında bir kehanet vardır. O kehanete dayandırıldığı için o olay anlatılıyordur diyoruz. E Netanyahu da savaş devam ederken Gazze'de çıktı ne dedi? bizati bir devletin siyasi lideri olmasına rağmen dini figür olsa eyvallah diyeceğiz ama siyasi bir figür olmasına rağmen biz işyanın kehanetini evet. gerçekleştirmeye çalışıyoruz dedi. Yani hep kehanetleri takip ettiklerini buradan da görebiliyoruz. İşte Çin'e de bu anlamda bir bakıma da dikkat etmekte fayda var. Yani siyaseti de e, bunun üzerinden bu inançları üzerinden yırtıyorlar. Hepsi Kâhâretler kitap ortada kitaba göre ne yapılması gerekiyorsa zaman geldiğinde onu sahaya sergiliyorlar. Bizler bilmezsek diyoruz ki hep işte hep çıkar kavgası vesaire diyoruz ama konun her zaman içinde teoloji var. Teolojiyi unutmayalım mı? Bir kere daha not etmiş olalım. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Aslında değil. sır göz önünde. Sır evet. Sır daima göz önünde. Pazartesi günü paylaştınız. Kehaneti ne oldu? Hani bizim yayında da evet. önce söylemiştiniz. <laughs> Nostradamus'un 2024 yılı içerisinde evet. özellikle 20 Mayıs 2024'te Amerika'da Kaliforniya'da büyük bir deprem <laughs> olacağı kehaneti evet. vardı. Yani var demişlerdi <laughs> ve bu tutmadığını da net olarak gördük ki bizim işte o programda neyi ifşasını yapıyorduk? Nostradamus, Baba Vanga, Müştak Baba veya işte Mutin bir arabi gibi isimlerin hiçbiri gelecekte şunlar olacak, bunlar olacak dememiştir. İstihbarat örgütleri bu isimleri kullanarak yaşanacak olan yılda neler olacağını bizlere algı olarak zihnen Hazırlamak üzere çıkarılan sloganlar bunlar diyorduk ki Hı. zaten gördük işte. Dedikleri gibi Nostradamus dünden bugüne ne dediyse tutmuş olan biri olsaydı eğer 20 Mayıs'ta Kaliforniya'da büyük bir deprem olması gerekirdi. Ama olmadı. Şey diye çıkıyor mesela yeni, yı yeni yıla doğru bu kahinleri ya da sözde kahinleri gündeme getiriyoruz. Getirler, evet. Bir de kritik bütün dünyayı etkileyen bir şey olursa. İşte bunu Demişti. Baba Vanga söylemişti. Bunu <laughs> falanca söylemişti. Bunu Zafer Canıoğlu söylemişti. Evet <laughs> Diye mesela gündeme getiriliyor ama... ...Ardın'ın falan da çok araştırmacı... ...gerçek araştırmacılar dışında kimse peşine düşmüyor i̇şte. zaten. Demiş evet. mi demiş deyip... Program ...etkileşimini için. alıyor, Aynen. geçiyor yani. Evet. Ama bunlar yazı not düşülüyor bir şekilde. Yani bu evet. kirli tarih... E, ...gerçek olmayan kayıt dışı tarih... E, ...belki de yıllar sonrasına... ...yansıyacak. Yani onu hiç kimse düşünmeden alet oluyor buna. Evet biz de diyoruz ki işte bu olaylara böyle bakın diyoruz. Çünkü tutmuyor. Tutmadığı için de bunları daha fazla birileri söyleyerek anlatım yapıyorsa itibar etmeyin diyoruz. Hmm. Yok Nostradamus onu demiş bunu demiş falan filan diye itibar etmeyin. Ki daha önceki programda söyledik. Yeri geldi gene söylerim. Muhittin İmdur Arabi zaten kıyametin peygamberimizin ölümünden bin yıl sonra kopacağını söyleyen biridir. Kendi yazmış olduğu Fütühat-ı Mekki'ye eserinde. Ben Muhyiddin İbn Arabi'yi çok severim ve Zafer Hoca ile bu konuda görüşlerim bir değildir. Bana kızıyorsunuz. O videonun altına da çok yorum yapmışsın. Beyza Hanım siz işte çizginizin dışına çıktınız. Çok büyük falan filan. E, bu da burada hani cevap hakkımı burada değerlendirmiş olayım. Hepinizin görüşlerine saygı duyuyorum ama Zafer Hoca bilir. Ben İbnül Arabi'yi severim. Konuğumun görüşlerini de burada görüşlerini beyan etmesine sonuna kadar saygı duyuyorum. Çünkü kendisiyle fikir olan izleyicilerimiz de var. O yüzden bunu şart düşerek bu evet, konu gelmişken söz veriyorum. Kendi kitabında yazdığı için söylüyoruz. Hı kendi kitabında diyor ki dünya hayatı takvim itibariyle peygamberimizin ölümünden bin yıl sonra olacak diyor. E o zaman bu ne demektir? Peygamberimiz 632'de miladi anlamda vefat ettiyse <laughs> bu 1632'de dünya hayatının bitmesi demek demektir. Miladi takvime göre. E nasıl olacak da Muhittin İmdir Arabi 2020'de, 25'te, 2030'da şunlar olacak dedi diyebilecek diyoruz. Adam zaten bin yıl dünyanın ömrü kalmış diyor. Bizimkiler sıkıyor ki Muhittin İmdir Arabi 2030'da şunu da dedi. 2025'te bunu da dedi falan. Bunu diyemez diyoruz yani Muhittin hmm. bir ı Arabi eserinde yazdığı için bu yıllarla alakalı bir şey söyleyemez. Söyledi diye anlatım yapanlar varsa bilsinler ki istihbarat ortaya bu yemlere atmıştır. Birileri de bu yeme yakalanmıştır diyelim. Diyorsunuz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 Zafer Calıyoğlu aslında yine kihanetleyince akla gelen isimsiniz artık Türkiye'de ama kehanetlerin öncesini ve arkasını yani biz haberi fikri takibini yaparız. Ondan sonra size bunu yapıyorsunuz kehanetlerde. Bu da öyle bir yayın oldu. Çok teşekkürler Zafer Hocam. Biz Bakalım bundan ediyoruz. sonrasını biz de takip, takip edeceğiz. edeceğiz. Bazı konuları burada ilk kez paylaştınız. O da çok kıymetliydi. Mesela. İzleyicilerimiz adına da ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. kariye gezlerinde görüşmek üzere o zaman. İnşallah. <laughs> Efendim çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için, kıymetli yorumlarınız için şimdiden. Bir sonraki konuğumuza tekrar görüşmek dileğiyle abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Kıymetli yorumlarınızı takip ediyor olacağız. Sağ olun, var olun.